Washington, tutuklu rahibe karşılık Amerika Birleşik Devletleri'deki camileri kapatma kozunu kullanabilir. Elif Suda Gezer Brunson davası ile Amerikan medyasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'deki Türk Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerin Türk istihbaratı için bilgi topladığı iddialarını Sputnik'e değerlendiren AK Parti 24. Dönem Milletvekili VASAM Başkanı Rifat Sait, Amerika Birleşik Devletleri, suçlu rahip için bütün camileri kapatabilirler ya da bunu bir koz olarak kullanabilirler, dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan, askeri ve siyasi casusluk ve terör örgütü adına suç işlemekle suçlanan Amerika Birleşik Devletleri'li Papaz Andrew Gray Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, Washington'da gerilime sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Philip Kosnet, Türkiye, dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke, ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz, şeklinde açıklama yaparken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir tweet attı. Trump'ın, Türkiye'nin cezaevindeki saygın pastör Andrew Brunson'u tahliye etmemesi tam bir rezalet, çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdoğan bu mükemmel Hristiyan eş. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var, şeklindeki tweet'i de Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakılmadı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye bir hukuk devleti, vurgusu yaparak, yargının kararına müdahale edilemeyeceğine işaret etti. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Türk yargısının işine karışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk yargı sisteminin bağımsızlığına yönelik bu açıklamalarını, AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi, VASAM, Rifat Sait, Sputnik'e değerlendirdi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'yi Türk yargısının işine karışmaya çalışmakla suçlayan Sait, konu, Yunanistan'daki FETÖ'cü askerlere ve Amerika Birleşik Devletleri'de tutuklu Halk Bankası yetkilisine geldiğinde hemen, Amerikan yargısının bağımsızlığı veya Yunan yargısının bağımsızlığı vurgusu yapıyorlar. Darbeye müdahil olan, 250 Türk vatandaşını şehit eden ve TBMM'nin bombalanmasında rol oynayanları niye iade etmiyorsunuz, diye sorduğumuzda o zaman, Yunanistan yargısına güvenin, cevabını veriyorlar. Peki o zaman, neden Amerika veya Avrupa, Türkiye'de bir yargı süreci devam ederken Türk yargısına güvenmiyor, hatta Türk yargısının işine karışıyor, ifadelerini kullandı. Kilisede PKKSMFATIZANLARINNDSTEKLENDİ yumuşak YİNE'ye dair tanık ifadeleri var. Amerika Birleşik Devletleri Lirahit davası olarak bilinen davanın sanığı Andrew Brunson'un suçluluğunu ispatlar nitelikte önemli deliller olduğuna işaret eden Sait, bugün görülen Brunson davasında, kilise cemaatinden Levent isimli birisi Brunson'la ilgili tanıklık etti. Levent denilen bu şahıs, kilisenin arkasındaki gizli bir odada önemli toplantılar yapıldığını itiraf etti. Bu şahıs, bu toplantılarda Türk-Kürt ayrımı yapıldığını ve PKK sempatizanlarının açıkça destek verildiğini açıkça beyan etti. Çok ciddi suçlamalar bunlar, bütün bunları yapan cemaat ya da rahip için tweet atılması da son derece yanlış, dedi. Amerika'nın açıklamaları Brunson'un suçuna ortak olmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerginlik çıkarmayı amaçladığını söyleyen Sait, Amerika'nın tek derdi var, gerginlik çıkartmak. Gerginlik doğrultusunda da silah satmak, Amerika Birleşik Devletleri sürekli, NATO'dan çekilirim, gibi tehditler savuruyor, Almanlara karşı tehditleri var, Amerika, herkesle kavga etmeyi seviyor, her söylediğini de 10 dakika içinde değiştiriyor. Diplomasi de tutarlı bir tavır sergilemiyor.
Amerika Birleşik Devletleri diplomatik yaklaşımı bir kenara bırakıp karşı tarafı incitecek, ayağa kaldıracak sözler kullanıyor. Bu çok tehlikeli bir tutum. Amerika'nın yaptıkları, geçmişten çok farklı. Trump da her an her şeyi yapabilecek durumda. Son olarak da Brunson ile ilgili attığı tweetle Türk toplumundaki duygusal insanları etkilemeye çalışıyorlar. Halbuki Türk toplumu artık Amerika'nın ne yapmaya çalıştığının farkında. Amerika'nın bu tanık ve açık delillere rağmen Brunson'u salıverilmesini istemesi, suça ortak olmaktır. Türkiye'yi bölmeye yönelik bir suça karışmış insan için böyle bir şey istenemez, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Brunson ne için ülkedeki bütün camileri kapatmak isteyebilir? Amerikan Fox kanalının bir haberinde, Amerika Birleşik Devletleri'de Diyanet'e bağlı camilerin Türk istihbaratı için bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiğini iddia etmesinin hatırlatılması üzerine, habere sert tepki gösteren sahip, ortada işlenmiş bir suç mu var veya böyle bir suçun işlendiğine dair delil mi var? Bu şekilde çamur atmak doğru değil. Güne kadar Diyanet'in tek yaptığı cemaati İslam'ı anlatmaktır. Bunun dışında bir faaliyetleri yoktur. Durum böyleyken, cami yetkililerine çamur atmak kabul edilemez. Bu çok yanlış. Amerika Birleşik Devletleri olayı farklı boyuta taşıyor. Bu ısrarı bir noktada kesmesi lazım. Bu rahip olayını fazla büyüttüler. Bence öncelikle yapılması gereken Türk yargısına güvenip yargının vereceği kararı beklemek. Eğer Brunson suçsuzsa, zaten gerekli karar verilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedefi, ülkedeki Müslüman cemaatin özgürlüğünü kısıtlamak olabilir. Amerika, aba altından sopa gösteriyor da olabilir. Buradaki suçlu rahip için bütün camileri kapatabilirler, kapatmak isteyebilirler ya da bunu bir koz olarak kullanabilirler, dedi. Said, Türkiye önemli bir seçim atlattı. Amerika ve Avrupalı ilişkilerimiz yumuşaması beklense de Amerika sürekli bunu kaşıyor. Biz dış politikamızda barışçıl bir tutum izlemek isterken, karşı taraftan sürekli bir tepki var. Onların bu tutumunu değiştirmesi gerekir çünkü diplomasi bunu gerektirir, diye ekledi.